Çocuklar normalde günde bir kez normal kıvamlı kaka yaparlar. Yapılan iki kaka arasındaki sürenin artması, yani çocuğun seyrek kaka yapması ya da yapılan kakanın sert olması kronik kabızlık olarak adlandırılır. Kronik kabızlığın sebepleri çok çeşitlidir. Ancak en sık görülen durum çocuklarda erken başlanan tuvalet terbiyesi nedeniyle çocukların kaka yapmayı reddetmesi ve peşi sıra gelişen olaylar dizisidir. Çocuğun herhangi bir sebeple kaka tutması, rektum adı verilen kalın bağırsağın son kısmında kakanın birikmesine sebebiyet verir. Rektumda biriken kaka normalden daha sert bir kitle halini alır. Bu kaka kütlesi popodan geçerken poponun çok hassas olan mukoza dediğimiz örtüsünde zedelenmeye neden olur. Ve çocuk şiddetli bir ağrı hisseder. Ve bu şiddetli ağrıyı algılayan çocuk bundan sonra yapacağı her kakanın ağrı duymasına neden olacağını bildiği için bilinçli bir şekilde kaka yapmayı erteler. Ertelenen kaka, rektumda biriken kakanın daha da sertleşmesine neden olur. Eğer bir şekilde kaka yapılırsa çocuk çok daha fazla ağrı çeker ve bu durum bir kısır döngüye neden olur. Dolayısıyla tedavi esnasında buna da dikkat etmek gerekmektedir. Yani ağızdan verilen kaka yumuşatıcı şurupların yanında çocuğun popodan kolay ve ağrısız bir şekilde kaka yapmasını temin edecek popodan uygulanan bir takım kremler ve fitiller gerekmektedir. Konuyla ilgili olan çocuk cerrahları bunu bildikleri için tedavi esnasında mutlaka çocuğun kolay kaka yapmasını temin edecek ağrı kesici kremleri ve bir takım jel ya da sıvı şeklindeki kaka yapmayı kolaylaştırıcı ilaçları tedaviye ekleyerek kronik kabızlık sorununu çözebilirler. Kronik kabızlığı önlemek için de çocuğun bundan sonraki yaşamında bol sıvı tüketmesi, posadan zengin beslenmesi mutlaka önerilmelidir. Yani pratik olarak çocuğun bol sebze tüketmesi, bol meyve tüketmesi mutlaka bu hastalara önerilmelidir.